Merhaba arkadaşlar, Oyuncu Vardiyası'nın yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda yeni bir oyun olan Rift Breaker'a bir ilk bakış atacağız. İnceleme demiyorum çünkü oyunun sonunu görecek kadar oynamadım ve hatta muhtemelen de oynamayacağım. Peki neden? Gelin birlikte bakalım. Bir bilim insanı, aynı zamanda komando olan Ashley, giyilebilir mekası Mr. Riggs ile birlikte zamanda ve mekanda seyahatler yaparak yeni şeyler keşfetmeye diyelim ve hayatta kalmaya çalıştığımız bir oyun diyebiliriz Rift Breaker için. Oyun gerçek zamanlı strateji, aksiyon ve rol yapma öğelerini harmanlamayı denemiş ve birçok noktada da aslında başarılı olmuş. Peki nasıl? Ashley olarak paralel evrenden geçtiğiniz gezegende üs kurma ve o gezegenin habitatını tanıma üzerine olan oyunumuz başlıyor. Öncelikle kendimize ufak bir üs ve birkaç bina kurabiliyoruz. Mekamız ile kendimiz de kaynak çıkartabildiğimiz gibi bu kaynaklar ile daha sonra yapılar inşa edip kaynak çıkartımını otomatiğe bağlayabiliyoruz. Ancak burada şöyle bir durum var. Sadece belirli bir kaynağı harcadım ve bu binayı inşa ettim. Dünyalar benim diyemiyorsunuz. Yapıların çalışabilmesi için elektriğe ihtiyacı var. Kaos da bir noktada burada başlıyor. İlk başlarda üretebileceğiniz elektrik kaynağı türü kısıtlı. Rüzgardan ya da güneş enerjisinden elektrik üretmek gibi basit seçenekleriniz var önünüzde. Hadi bunları da kurdunuz ve elektrik ihtiyacını da giderdiniz diyelim. Bu sefer de o gezegenin hava durumu ile mücadeleniz başlıyor. Güneş enerjileri geceleri elektrik üretmediğinden gece olunca dükkanı kapatmanız gerekiyor. Rüzgar enerjisi yapalım dediğinizde de rüzgar esmediğinde ayvayı yiyorsunuz. Oyun size bunların bir karışımını yapmanız noktasında sizi kibarca yönlendiriyor. Ayrıca kesip biçtiğiniz otlardan elektrik üreten ya da gezegendeki masum yaratıkları öldürerek elde ettiğiniz etlerden elektrik üreten yapılar gibi yapıları da öğrenip kurabiliyorsunuz. İlk güzellik ve eleştiri burada geliyor. Öncelikle bina inşa etmek mükemmel kolay ve yüzlerce binayı eğer yeterli malzemeniz varsa iki tıklamayla güzelce kurabiliyorsunuz. Ki Rift Breaker'ın güç aldığı noktalardan birisi bence bu üst inşa sürecinin kolaylığı. Aynı şekilde yıkmak istediğinizde de tek tek uğraşmadan mouse üzerinde gezdirerek her şeyi satabiliyorsunuz. Bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu kutu kadar üstünüzü büyütmeniz gerektiğini de anlıyorsunuz. Çevredeki duvarları yıkayayım, taretleri yeniden kurayım vesaire derken tek tek uğraşacak olsak 5 dakikada bırakır herkes. Dönelim elektrik konusuna. Burada oyunun sizi bariz zorluyor olması hoşuma gitmedi. 3 tane rüzgar gülü kuruyorsam arkasına da 3 tane solar sistem kurmak zorunda hissediyor insan kendisini ki elektrik kesintisi sebebiyle dumur olmayalım. Taretler ve benzeri de elektrikle çalıştığı için defans sisteminizin de komple kapanması demek elektrik yetersizliği. O yüzden önlemlerinizi almaya çalışıyorsunuz. Ha, özellikle gerçek zamanlı strateji severlerdenseniz ve çok güzel üst dizayn ederim derseniz bu söylediklerimi çok da dikkate almayın. Benim özellikle sıkıntı yaşadığım nokta binaları yerleştirirken kendi yolumu kapatmak üzerine oldu. Çoğunlukla da dur yıkıp tekrar inşa edeyim demedim ve atlaya zıplaya sağa sola ilerledim. İlk başlarda yapılabilecek bina türü kısıtlıyken ileride yeni binaların teknolojilerini indirerek onları da gezegeninizde kurulabilir hale getiriyorsunuz. Ya da var olan binaların geliştirme teknolojilerini indirebiliyorsunuz. Oyun genelde size görev vere vere ilerletiyor tabii ki ama bazı noktalarda hangisinin önce yapılacağını siz de karar verebiliyorsunuz. Bu teknolojik geliştirmeler gerçek oyun içi süreyle ilerliyor. O ne demek derseniz şöyle söyleyeyim. Siz eğer oyun içinde bir şey yapmıyorsanız, örneğin silahları inceliyorsanız ve benzeri, teknolojik gelişme süresi de ilerlemiyor. Haliyle bazen gördüğünüz süreden çok daha gecikmeli olarak öğrenebiliyorsunuz bir şeyleri. Peki sadece üs inşa etmek üzerine mi Rift Breaker? Hayır. Oyunda aynı zamanda mekanızı aktif kontrol ederek gezegende yer alan yaratıkları da kesebiliyorsunuz ki genelde ilk başladığınız yere yakın olanlar kolay, gezegende ilerlemeye başladıkça zor düşmanlar karşınıza çıkmaya başlıyor. Oyunu oynadığım kısıtlı sürede birçok yaratık çeşidiyle karşılaştım ve birkaç kez öldüm ki ilerlersem daha farklı yaratıklarla da karşılaşacağımdan eminim. Yaratık kesme olayını biraz açalım. Gezegenin bazı noktalarında konuşlanmış yaratık sürüleri ve bazı yerlerde de bu yaratıkların kovanları var. Yaratık sürüleri çoğunlukla sizi görür görmez saldırıya geçiyor olsa da bazı türler sadece siz saldırırsanız saldırıyor. Küçük faremsi arkadaşlar kılıçla ya da lav silahıyla toplu katledilebilirken
daha büyük arkadaşları pompalı tüfekle yakından avlamak daha kolay olabiliyor. Mekanizm sağ ve sol koluna üçer silah ekleyebiliyor ve duruma göre bunlar arasında hızla geçiş yapabiliyorsunuz. Özellikle çift kol taramalı tüfek çok eğlenceli bir yaklaşım. Kesinlikle deneyin derim. Burada da ufak birkaç eleştiri eklemek istiyorum. Oyun size vuruş hissini vermiyor ve hatta bazen nereye saldırdığınızı bile net anlamıyla kontrol edemiyorsunuz. Mekayı klavye ile saldırılacak yönü mouse ile ayarlamaya çalışırken boşa ateş ettiğim çok zaman oldu. Mermiler belirli süre sonra tekrar yenileniyor belki ama özellikle yaratıkların üste toplu saldırılarında o merminin boşa gitmesi hiç hoş olmuyor. İkinci eleştiriyi de burada ekleyelim. Gezegendeki yaratıklar sizin varlığınızı fark ediyor ve ara ara saldırılar düzenliyor. Lakin bu ara ara kısmı o kadar seri hale geliyor ki bir noktada 2 dakika şurayı bir keşfe çıkayım deme şansınız olmuyor. Bu muhtemelen sabit gelişmeyi engelleyip senaryoyu takip etmek için yapılmış bir hamle ki eğer Valheim oynamış olanınız varsa bu durumu orada da görmüştür. Eğer boss'u kesmeden köyünüzü büyütürseniz duruma göre köye saldırıların sıklığı artıyordu orada da. Belki ben çok fazla ilerleme kat ettim oturduğum yerde ama rahatsız olmadım desem yalan olur. Diyebilirsiniz ki kurt taretleri onlar savunsun sen gez. İlk etapta sürekli bir elektrik kesintisi ve taret demenli kalmadı uyarısı olduğu için onu da yapamıyorsunuz. Savunmada aktif rol oynamanız gerekiyor. Ya da dediğim gibi ben mükemmel bir gerçek zamanlı strateji oyuncusu olmadığım için ben yapamadım. İyi oyuncular yorumlarda durumu belirtirse ben de destek alabilirim. Bu savunmaya dalma noktasında tek güzel yan anında haritadan teleport olabiliyorsunuz. Ana üstte zaten direkt portalınız var ama daha sonrasında siz de haritada portallar ekleyerek hızlı seyahatler deneyebilirsiniz. Deneyebilirsiniz diyorum çünkü ben bunu denediğimde sağ olsun pek sevgili gezegen yaratıklarının ilk etapta en uzaktaki portalımı buldu ve yok ettiler. Gayet de dağların arasına gizlemiştim, sinir ettiler beni. Senaryo aktif olarak ilerlerken hikayede muhabbet şeklinde ilerliyor. Ara sahne ve benzeriyle uğraşmadan dinleyerek ya da sol üstte çıkan konuşma baloncuklarını okuyarak süreci de takip edebiliyorsunuz. Ayrıca mekanıza yeni harcanabilir eşyalar, mayın ya da zırh yenileyici gibi ekleyerek ya da zıplama, hızlı hareket etme gibi ek özellikler ekleyerek de geliştirebiliyorsunuz ki bu da biraz RPG öğelerine ucundan dokunmanızı sağlıyor. Gelelim grafiklere ve seslere. Öncelikle gezegenin habitat görüntüsü gayet hoş duruyor. Ağaçlar olsun, otlar ya da kuşlar olsun hepsinin görüntüsü gayet başarılı. Hatta keşke savaşacak yaratıklar olmasa ve direkt üst inşa et, şehir kur tarzı bir şey olsa denilebilecek bir ortamda başlıyoruz. Tabi gezmeye başlayınca daha sıkıntılı yerleri de keşfediyorsunuz gezegende. Bataklıklar ya da balçıklar gibi alanlar da var dikkat edilmesi gereken. Bunların hepsi bence gayet başarılı olmuş. Yaratık modellemeleri de gayet güzel. En azından benim oynadığım yere kadar karşılaştığım arkadaşlar için konuşursak güzel. Karşımdakinin kim olduğunu, ne yapacağını o kalabalıkta bile seçebiliyorum. Tek sorun o kalabalıkta kısmı. Arkadaşlar bazen yaratık sürüsü o kadar kalabalık geliyor ki ne siz ne yaptığınızı anlıyorsunuz o karmaşada ne de FPS dayanabiliyor. FPS'nin yerin dibine çakılması ne demek yaşadım oyunda. Hiç çökme yaşamadım gerçi ama böyle bir FPS düşüşünü yakın geçmişte hiçbir oyunda yaşamadım derim. Yaratıklar hızlı kesildiği için sayıları gayet hızlı azalabiliyor ve FPS kendini toparlıyor ama olsun. O donma anları ve kaosta ne yaptığını çözememe durumu sinir ediyor. Hatta bir de gece ise daha beter çünkü özellikle ufak yaratıkları gece karanlığında bulmak daha da zorlaşıyor. Binanın arkasında kaldıysa da ekstra eğlence. Kılıcı boşa savuruyorsunuz ki orada bir yaratık varsa ölsün de bitsin işkence. Seslendirme ve efektler gayet yerinde bu arada. Hem hikaye anlatımı kısmının seslendirilmiş olması ki Ashley ile Mr. Riggs arasında dönen muhabbetler de kendini dinletiyor. Hem de silahların ya da yaratıkların saldırı sesleri olsun kendini belli ediyor. Fazla mı uzattık yine? İlk bakış derken incelemeye döndü resmen. Sonuç olarak Drift Breaker 3 ana türü güzel harmanlamış, hızlı oynanış ve kolay alışma evresiyle başarılı diyebileceğimiz bir yapım olmuş. Bazı noktalarda çok fazla ve çok sık düşmanla kapışmak zorunda kalmak, enerji üretimiyle ilgili belirttiğim zorunluluk hali ve ara ara çakılan FPS'yi de göze alırsanız ortalama bir oyun diyebiliriz. Özellikle gerçek zamanlı strateji severlerin göz atabileceği bir yapım diyebilirim çünkü aksiyon RPG türü için çok daha başarılı oyunlar bulabileceğiniz aşikar.
Game Pass'te de ücretsiz olarak bulabileceğinizi de ekleyerek bu videoyu da sonlandırmış olayım. Bir sonraki videoda tekrar görüşebilmek dileğimle. Hoşçakalın.